tesbih namazını ama eğer zoom'umuz daha sonra zoom'umuz hazır olacak, ona da inşallah bir soru alacağız. Tesbih namazı önemli bir namaz olduğu için hemen bir kısaca bir tarif edeyim. Hazreti Peygamber en azından tesbih namazını hayatta bir kez kılın diyor. Hazreti Abbas'a, amcasına diyor. Bir defa eğer kılabiliyorsan, hani ayda bir, haftada bir veya her gece kıl. Şöyle sayıyorum ben kıldığım zaman tesbih namazını, 10 dakikada bitiyor. Ama tesbih namazının onlarca kötülüğe, şerre engel olduğunu biliyoruz. Onlarca kötülüğe, şerre engel olduğunu. Bildiğiniz, bilmediğiniz. Korktuğunuz, korkmadığınız, bilmediğinizden hani acaba olur mu böyle bir sıkıntı başımda? Açık ve gizli. Onlarca günaha, günahın affına bir vesiledir. Onun için hayatınızda bir kez olsun kılın bu namazı. Mümkünse her gece kılın. Tesbih namazı zikirle daha çok içli dışlı olunan bir namazdır ki, tabi sünnet olan bir namazdır. İlla ki Ramazan ayında kılınacak diye bir şey yok. Ferden de kılabilirsiniz, cemaaten de, tek başınıza da kılabilirsiniz. Bu namazı kıldığınızda çok tesbih yapmış oluyorsunuz. Bu namazın tekrar edilen tesbihi Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber. Bu. Bir daha söylüyorum. Sübhanallah velhamdülillah ve la ilahe illallah vallahu ekber. Sübhanallah, Allah'ı tesbih ederim. Velhamdülillah. Hamd alemler Rabbi olan Allah'a aittir. Ve la havle ve la kuvvete illa billah. Güç, kudret, kuvvet ancak ve ancak Allah'a aittir. Bu tesbihi yapmış oluyorsunuz. Ne zaman? Tesbih namazını kıldığınız zaman. Ve kaç kez yapıyorsunuz biliyor musunuz? Bir rekatta 75 kez, iki rekatta 150 kez, dört rekatta 300 kez o tesbih namazını, o tesbihatı yapmış oluyorsunuz. O tesbihatı yapmış oluyorsunuz. Peki, bu tesbih namazı bir sıradan sabah namazı gibi midir? Hayır, sıradan bir sabah namazı gibi değil tabii ki. Yani tesbihlerin, şunu da söyleyeyim, Peygamber Efendimiz'in biz namazlarını biliyoruz. İşte kıldığımız gibi öğle, ikindi, akşam. Hazreti Peygamber'in zaman zaman namazlarında farklı namaz kıldığını da biliyoruz. Mesela işte rükûyu çoğalttığını, efendim secdeyi çoğalttığını, mükerreren kıldığını da biliyoruz bunları. Bu duayı daha çok, duaya daha çok zaman ayırmak niyetiyle. Zaten namazın özünde dua vardır, sohbet vardır, Allah'la konuşmak vardır. Yani sadece namaz işte eğilmek, kalkmak, şehadet okumak falan değil. Vakit geçirebildiğin kadarca, mesela Hazreti Ayşe diyor Peygamberimiz bir gecenin çoğunu bir rekatla geçirdi. Bir rekatle, bir rekat. Kaç saat? 3, 4, 5 saat. Onun için bunu bilmeyen, ibadeti bilmeyen, bu hazzı almayan insan bunu anlamaz. Onun hayatında böyle şeylere yer yoktur. Onun hayatında fücur var, fısk var, kötülük var, günah var, isyan var. Değil mi? Kendi gölgesiyle kavga var. Ama Müslümanın hayatında var mı? Allah'la sohbet etmek ister. Allah'a derdini açmak ister. Buradayım, kulum burada ya Rabbi. Kulcağızım burada. Allah bizi bunlardan eylesin. Peki ne yapacağız o zaman? Yeniden alalım tesbih namazını başlamak için. Hocam yatsıdan önce, yatsıdan sonra. İstediğin saate kıl. Gündüz de kılabilirsin, gece de kılabilirsin. Problem yok. Şöyle diyeceksiniz. Allah'ım niyet ettim. Senin rızan için 4 rekatlık tesbih namazını kılmaya. Hocam 2-2 kılsam 2-2 de kıl yani. Nafile bir namazdır netice itibariyle. Kıbleye dönüyorsun. Allah'ım senin rızan için kılacağım tesbih namazını kabul buyur diyorsun. Elini açıyorsun. Kıbleye doğru yöneltiyorsun ellerini. Allahu Ekber diyorsun ve tekbirini getiriyorsun. Evet, bu kedimiz bizim yeni misafirimiz. Biz geldik geleli bu kedi burayı keşfetti. Buradan ayrılmıyor.
gündüz boyunca, gece boyunca yanımızda, evet, dolaşıyor. Biz de onunla ilgileniyoruz, kedimizle. Efendim, Allahu Ekber dedik, elimizi bağladık. İlk elimizi bağladıktan sonra, yani Allah rızası için kıldığımızı, Allah rızası için kıldığımızı, niyetimizin Allah'ı zikretmek olduğunu kalbimizden geçirip, niyetimizi bitirdikten sonra tekbirimizle ellerimizi bağlıyoruz ve ilk neyi okuyoruz? Hemen akabinde Sübhaneke okuyoruz. Sübhaneke'yi bitirdikten sonra 15 defa Subhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve Allahu ekber. Subhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve Allahu ekber. Hocam duysun mu kulağım? Duysun kulağın tabii ki. Duysun tabii ki. Subhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve Allahu ekber. Subhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve Allahu ekber. Subhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve Allahu ekber. Subhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve Allahu ekber. Subhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve Allahu ekber. Subhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve Allahu ekber. Subhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve Allahu ekber. Subhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve Allahu ekber. Hocam ben ama bilmiyorum bunu. Önüme bir kağıt koysam, duvara Rab diyelesem, secde yerine koysam, bir kağıda bunu yazsam olur. Niyetin kılmak, niyetin okumak olduktan sonra ha şöyle okudun, ha böyle okudun, ha şöyle okuyabildin, ha şöyle çevirebildin. Problem yok, sıkıntı yok. Okursunuz. Peki ondan sonra Euzu Besmele, Fatiha, bir sure. Sureyi bitirdikten sonra eğilmeden rükua, güne. Subhanallah velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve Allahu Ekber. Elimiz bağlı okuyoruz. Bu şekilde 10 defa okuduk. En başta 15. Ondan sonra hep 10 gidecek. Bu rekat boyunca 10 defa. Sonra Allahu Ekber dedik, rükua vardık. Rükuda ne diyoruz? Subhane Rabbiyel Azim. Subhane Rabbiyel Azim. Subhane Rabbiyel Azim 3 defa. Sonra 10 defa. Subhanallah velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve Allahu Ekber. Subhanallah velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve Allahu Ekber. Subhanallah velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve Allahu Ekber. Sık sık okuyorum ki hani kulağınıza yerleşsin, telaffuzunu rahat yapın, siz de aynı şeyler yapın diye. 10 defa okuduk. Semiallahu limen hamide dedik. Rükudan doğrulduk. Rabbena ve lekel hamd diyorsunuz ya. Hamden tayyiben mübareken fi. Mil'e semavati ve ma fil ard filan diye ekleyebilirsiniz. Yani Allah hamd edenin hamdini kabul etti. İşitti de kelime ama kabul etti diye görmüş alimlerimiz. Bunu dedikten sonra 10 defa ayakta eğilmeden, secdeye eğilmeden. Subhanallah velhamdülillah ve la ilahe illallah ve Allahu Ekber diye 10 defa okuyoruz. Sonra Allahu Ekber secdeye. Alın burun yere. Secdede dikkat edin. Alın ve burun beraber yere değmeli. İki elin içi yere değmeli. Dizler yere değmeli. Şu dizler yere değmeli. İki diz. Ayak ucuları yere değmeli. Bir sakatlık yoksa. Subhane Rabbiyel A'la. Subhane Rabbiyel A'la. Subhane Rabbiyel A'la. Sonra 10 defa secdedeyken. Subhanallah velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve Allahu Ekber. 10 defa. Allahu Ekber diyorsun, oturuyorsun. Orada oturduğun yerde yine. Yani Allahu Ekber, Ekber kebiren vahiden gibi şeyler okuyabilirsiniz ama Allahu Ekber yeterli. 10 defa orada. Gitti 65. Allahu Ekber bir daha secdeye. 3 defa Subhan Rabbiyel A'la. Subhan Rabbiyel A'la. En yüce olan Allah'ı tesbih ederim. Subhan Rabbiyel A'la. 3 defa tekbir, tesbihatını yaptın. 10 defa yine Subhanallah velhamdülillah ve la ilahe illallah ve Allahu Ekber. Kaç etti? 75. Bu rekat bitti. İkinci rekata kalkıyorsunuz. Birinci rekat bittikten sonra ikinci rekata kalkıyorsunuz. İkinci rekata da arkadaşlarımıza getiriyorlar. Yine başlangıçta tıpkı Subhaneke'den sonra okuduğunuz gibi 15 defa bu duayı, yani bu tesbihatı. Subhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve Allahu Ekber. Subhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve Allahu Ekber.
Söylediniz. Kaç? 15. Sonra Fatiha, Besmele, Fatiha, Sure. Sure bitti. Rükva varmadan önce yine Subhanallah ve Elhamdülillah ve La İlahe İllallah ve Allahu Ekber. Kaç defa? 10 defa. 10 defa söylediniz. 10 defa söyledikten sonra rükua vardınız rükuda. Subhan Rabbiyal Azim 3 defa. Tekrar 10 defa Subhanallah ve Elhamdülillah ve La İlahe İllallah ve Allahu Ekber diyorsunuz. 10 defa. Sonra Semiallahu limen hamide kalkıyorsunuz. Allah hamd eden hamdini duydu, işitti, kabul etti. Orada yine 10 defa ayakta duruyorsunuz. Peki hocam cemaatle kılsak, hoca söyler, cemaat içinden söyler. Cemaat dinler veya içinden söyler. 10 defa Subhanallah, Elhamdülillah, ve La İlahe İllallah, ve Allahu Ekber söylediniz. Allahu Ekber, secdeye vardınız. Secdede yine Subhane Rabbiyel A'la 3 kez, yine 10 kez Subhanallah, Elhamdülillah, ve La İlahe İllallah, ve Allahu Ekber 10 kez. Allahu Ekber diyorsun, iki secde arasında oturuyorsun. Ku'ud diyoruz ona, iki secde arasındaki oturuşta. Arapçanın tabi zenginliği, ku'ud cülus, hani bilenler için söylüyorum. Ku'ud kelimesi, uzanmışken, oturmuşken oturana denir. Ku'ud cülus, ikisi de Arapçada oturmak demektir ama dil çok zengin, edebi bir dil. Cülus ise uzaktan geldi ve oturdu, ona cülus diyor adam, Arap öyle diyor ona. Kur'an-ı Kerim bu kelimeleri seçerken de çok özgün hareket ediyor. Kur'an müthiş yani. Müthiş bir kitaptır. Okudukça siz derinliğine vardıkça hayretten hayrete düşersiniz. Kur'an'ı karşılayabilecek hiçbir kitap ne indi ne bundan sonra zaten inmeyecek. Peki. Yerinden ikinci secde yaptın. Ondan sonra efendim orada da yine 10 defa Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve allahu ekber. Tehiyyatı okuyorsun. Sonra üçüncü rekata kalkıyorsun. Aynı şekilde ve dördüncü rekatta aynı şekilde toplam kaç etti? Tam 300 tesbih etti. Sonra elini aç. Derdini Allah'a anlat. Allah'tan ne istiyorsan bunu ilan et. Allah da sana ona göre mukabelede bulunacaktır. Bugün tesbih namazını ben anlatmaya gayret ettim. Tesbih namazına inşallah dikkat edelim elimizden geldiği kadarınca bu namazın hakkını vermeye gayret edelim inşallah. Efendim bildiğiniz gibi